Real TV Amerika'dan haber verir. Amerika gündemi son günlerde Uzak Doğu ve Hint Pasifik'teki müttefikleriyle planlanan ve başlayan görüşmeler diyebiliriz. İşte dün de Başkan Biden'ın 9 Nisan'da ilk yüz yüze görüşeceği yabancı ülkenin Japonya olacağını söylemiştik sizlere. Bugün de Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Amerika'nın Savunma Bakanı Lloyd Austin da Uzak Doğu'daki müttefikleriyle ortaklıkları geliştirmek amacıyla planlanan ilk ziyaretlerine başladılar. Yetkililerin seyahat takvimine şöyle bir göz atalım isterseniz. Ziyaretlerin ilk noktası Japonya'nın başkenti Tokyo oldu. Burada yetkililer, mevkidaşları Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ve Savunma Bakanı Nobu Kishi ile görüşüyorlar. Biden yönetiminin en üst düzey savunma ve diplomasi yetkililerinin bu ilk yurt dışı seyahatinin ise 4 gün süreceği paylaşılan bilgiler arasında. Tabii yetkililerin Japonya'dan sonraki bir diğer durağı ise diğer bir Asya ülkesi olan Güney Kore olacak. Bakanların ayrıca Başkan Biden 9 Nisan'da Beyaz Saray'da ziyaret edecek olan ilk yabancı lider Japonya Başbakanı Yoshida Suga ile de bir telefon görüşmesi yapması planlanıyor. Aslında ziyaretlerin amacına belli, yani bu şekilde yorumlanıyor. Etki alanını giderek güçlendiren Çin ve suskunluğunu koruyan Kuzey Kore'ye karşı bölgede müttefiklerle olan işbirliğini pekiştirmek diyebiliriz. Zaten uzmanlara göre de yeni başkan Joe Biden'ın bakanları Amerika'nın en yakın iki müttefikinin başkentlerine göndererek bölgede Çin'e karşı çok taraflı bir denge oluşturmayı umduğu görüşündeler uzmanlar. Amerika Savunma Bakanlığı açıklamasına göre ise Bakan Lloyd Austin Uzak Doğu yolculuğu sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada da bu mesajı net bir şekilde vermiş olduğunu görüyoruz. Savunma Bakanlığı açıklaması şu şekildeydi. Savunma Bakanı Austin, Çin tehdidi giderek artıyor dedi. Amacımız Çin'e ya da Amerika'yı karşısına almak isteyenlere karşı güvenilir caydırıcılık oluşturmak için gereken becerilerimizin ve operasyonel planlarımızın olduğundan emin olmak şeklinde konuştu. Öte yandan bu açıklamaya rağmen Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan'ın da haftanın ilerleyen günlerinde Çin'in Dışişleri Bakanı Wang Yao ve Çin baş diplomatı Yang Jiyi ile de Alaska eyaletinin Anchorage kentinde görüşme yapması bekleniyor. İşte bu da Washington Pekin'le diyaloğa hala açık olduğunu şeklinde yorumlanıyor diyebiliriz. Şunu da hemen ekleyelim. Bu görüşmeyle birlikte geçtiğimiz Haziran ayından bu yana iki ülke yetkilileri ilk kez ikili görüşmelerde bulunmuş olacaklar. Amerika'dan aktaracaklarımız bugünlük bu kadardı. Özlem Şen Yaşar, Real TV Washington.